SGK uzmanı Özgür Erdursun Ocak ayı zamlarını açıkladı, emekli maaşı ve asgari ücrette net rakam belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerin Ocak zammını açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaş zammı Temmuz ayında belirlenmişti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye getirildi. Maaş zammı belli olmasından bir ay süre geçmeden emeklilerin gözü Ocak ayına çevrilmiş durumda. SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerin Ocak zammını açıkladı. Ayrıca asgari ücrete ilişkin de Erdursun, net rakam verdi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %24,73 oranında zam alırken, memur emeklileri ise %19,31 zam oranı maaşlarına yansıtılmıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığı ise 12.500 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücrete ise herhangi bir artış gerçekleştirilmedi. 20.000 TL'nin üzerine dayanan açlık sınırı karşısında 12.500 TL'nin yaraya merhem olmayacağını emekliler belirtiyor. Maaşlarda düzenleme bekleyen emeklilerin beklentisini maaş zammı karşılamadı. Gözler ise şimdiden Temmuz ayına çevrildi. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedef enflasyon tahmini %38 olarak açıklanmıştı. Maaş zamları, Temmuz ile Aralık arasında çıkan enflasyon verisine göre yapılacak. SGK uzmanları ise maaş zam öngörülerini tek tek açıklamaya başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı ve asgari ücret artışına ilişkin oran tahminlerini paylaştı. Erdursun, maaş zammına ilişkin net rakamı verdi. Erdursun, şu ifadelerde bulundu. İkinci dönemde toplamda %12'lik bir enflasyonun çıkması durumunda yıllık bazda enflasyon 40 olur. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %12'lik bir artış yapılacak. Kesin bir şey diyemeyiz, ancak öngörümüze göre %12 görünüyor. Bu oran en fazla %15'e çıkar. Maaşı 13.000 Türk Lirası olan bir emekli, %12'lik bir artış ile 1560 Türk Lirası maaşı artar. 14.560 TL'ye çıkar. Bana göre ise, en düşük emekli maaşı 15.000 TL'ye çıkar. Kısacası 13.000 Türk Lirası maaş alan biri en düşük emekli aylığına tamamlanacak. Asgari ücret ise, Ocak ayında 20.000 TL'ye tamamlanır. Daha fazla artışın olmayacağını düşünüyoruz.